Yazım, noktalama, metin türleri ve söz sanatlarıyla kampımıza devam ediyoruz Songuç. Hocam çok uzun bir ders hocam bu. Evet, hızlama kampı olduğu için hızlı bir şekilde hem yazım kurallarını hem noktalamayı hem metin türlerini hem de söz sanatlarını bugün bitireceğiz. Yeni nesil sorular çözeceğiz, yeni tarz sorular çözeceğiz. Ve bu konu önemli, mutlaka 3 soru gelecek bu konudan. Yani, 3 tane mi? Evet, yazım kurallarından bir soru gelecek, noktalama işaretlerinden bir soru gelecek, metin türlerinden bir soru gelecek ve söz sanatlarından bir soru gelecek. Yani toplam 4 soru gelecek ama 3'e indirebiliyorlar. Biz 4 soruya karşı hazırlıklı olalım ve bu soruların nasıl geldiğine yönelik bayağı bir soru çözmemiz lazım. Bayağı bir ödev bitirmemiz lazım. Aynı zamanda biz bunları zaten önceden öğrendik. Şu anda biz hızlanma programımızda bunları hızlı bir şekilde tekrar ediyoruz. Bunu biliyorsun Tonguç'um. Şimdi yazım kurallarında hızlı bir şekilde şöyle bir böyle infografik bir sayfa hazırlamaya çalıştık. D'nin yazımında neydi? D'yi cümleden çıkarabiliyorsak ayrı yazılıyordu. Çıkaramıyorsak biz yazılıyordu. Bugün bizde kalalım dediğimizde bugün biz kalalım diyemediğimiz için mecburen D'yi biz yazıyorduk. Ama yarın da sende kalırız. Bak yarın da sende kalırız dediğimizde yarın sende kalırız diyebiliyoruz. O zaman bir sıkıntı yok. O zaman buradaki D daha ayrı yazılıyor Tonguç. Hocam bugün ne yapacağız? Bugün yazım kurallarını öğreneceğiz. İki tane yeni nesil soru çözeceğiz. Noktalama işaretleri, yeni nesil sorular, metin türleri, yeni nesil sorular ve ardından da söz sanatları alakalı yeni nesil sorular çözeceğiz. Yani esasında normalde okullarda neredeyse 1,5 dönemde işlenen, yani neredeyse senenin 3/4'ünde işlenen konuyu bitirmeye çalışacağız. Soruların yazımına baktığımızda Tonguç herhalde benim mi soru edatı daima ayrı yazılıyordu. Soruları doğru cevapladın mı dediğimizde bunu ayrı yazıyorduk. Şuna dikkat et. Niçin okumuyorsun diye sana böyle fake, yani böyle hileli soru sorabilirler. Şimdi buradaki mu ayrı yazılmaz. Çünkü bu mame olumsuz iki. Burada yazım hatası var. Bu biçik yazılmalı. Buradaki soruyu zaten niçin sorusu sağlıyor. Ki'nin yazımına baktığımızda ki'den sonra ler eki getirebiliyorsak bitişik, getiremiyorsak ayrı yazılıyor Tonguç'um. Mesela daldaki meyveler olgunlaşmış dediğimizde cümleyi okumuyorsun, sadece kelimeye odaklanıyorsun. Daldakiler diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman tamam, bu net bir şekilde doğru yazılmış. Ama anlat ki derdini anlayayım. Şimdi buradaki ki'yi ayrı yazdık. Neden? Çünkü anlat kiler diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Diyemediğimiz için de ki'nin bağlaç olduğu için ayrı yazılması gerektiğini bileceğiz Tonguç'um. Büyük harflere baktığımızda unvanlar büyük harfle yazılıyor. Mesela Gazi Mustafa Paşa dediğimizde Gazi unvanının G'si de Paşa unvanının P'si de büyük yazılmalı. Bu arada unvan da bu şekilde yazılıyor Tonguç evladım benim. İslamiyet, mesela din isimleri İslamiyet, Musevilik, Hristiyanlık bunlar daima büyük yazılıyor. Taksim Meydanı derken meydan kelimesinin ilk harfi de yine büyük yazılıyor Tonguç'um. Kurum adları büyük yazılıyor. Türk Tarih Kurumu ya da Türk Dil Kurumu dediğimizde büyük harfle yazılıyor. Güneş, ay, dünya eğer coğrafya terimi olarak kullanılırsa büyük yazılıyor. Ama mesela seni dünyalar kadar özledim dediğimizde oradaki D küçük yazılıyor. Veyahut da Kıbrıs'ın kuzeyi dersek K küçük yazılıyor ama Kuzey Kıbrıs dediğimizde K büyük yazılıyor. Ama Kıbrıs'ın kuzeyi dersek tabii küçük yazılacak. Van Gölü dediğimizde de yine göl adının ilk harfi büyük yazılmış oluyor Tonguç'um. Bitişik yazılanlara baktığımızda yön adları kuzey batı, İki tane fiille oluşan gel git, kuş burnu, külbastı, gözaltı buna benzer kelimeler daima bitişik yazılıyor. Konuksever, hatta bak bu konukseveri senin abilerine sormuşlardı. Yani sıfat fiille oluşturulan, eğer ar ekiyle oluşturulmuş, konuksever, yardımsever gibi sözcükler bitişik yazılıyor. Sayılar daima ayrı yazılıyor 56 dediğimizde. Ama şuna dikkat et Tonguç'um, çeklerde bitişik yazılıyor. 1985 T diyoruz ama 1987 D diyoruz. Yani 3, 4 ve 5'ten sonra T getirmek. 3T, 4T, 5T dememiz gerekiyor. Bu da ünsüz benzeşmesiyle alakalı. İki şer diyoruz. Dikkat et, burada şey karnaştırma harfi giriyor. Kısaltmaların yazımında Türkiye Cumhuriyeti hariç genellikle kısaltmalarda araya nokta kesinlikle girmiyor. TBMM dediğimizde hiçbir şekilde kısaltma girmiyor. Ve kısaltmalardan sonra gelen ek son harfin okunuşuna göre gidiyor. Yani radyo televizyon üst kurumundan demiyorsun. Rütükten diyorsun. Ya da Aselsan'da diyorsun. Burada eğer bu tarz içerisinde ses harflerin bol olduğu bir şeyse rahatlıkla söyleyebiliyorsun zaten. İngilizce'den diyorsun. Şeylerde ise nedir onun adı? Böyle küçük harfle yapılan kısaltmalarda ise santimetreyi metreden derken kelimenin açılımına göre okuyorsun. Ayrı yazılan sözcüklere baktığımızda şey daima ayrı yazılıyor. Güzel şey, iyi şey, bir şey, iki şey, kötü şey, her şey daima ayrı yazılıyor. Ama her şey birçok yerde bitişik yazarlar. Sakın sakın kafan karışmasın Tonguç evladım benim. Ara sıra... Ben hep bitişik yazıyorum hocam. Ara sıra... Aferin, tebrik ederim. Bu hata ama bunu yapma bundan sonra. Ara sıra, yurt içi, süt dişi, terk etmek, hak etmek, fark etmek bunlar ayrı yazılan sözcükler. Şimdi hemen vakit kaybetmeden yeni nesil soruyla konuyu pekiştirmeye çalışalım. Şimdi sorumuza dikkatli bir şekilde baktığımızda sorunun üst kısmında bize bir bilgi verildiğini görüyoruz. Demek ki sınavda
bilgi verilip sonrasında bize soru yöneltilebilir. Örnek sorulara baktığımızda bu şekilde bize örnek sorulara uygun yeni nesil soru hazırladık. Şimdi gel soruya bakalım. Aşağıda büyük harflerin kullanımı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik adları ve makam sözlerinin asılları kastedildiğinde büyük harfle başlar. Tamam. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinde her kelimesi büyük harfle başlar. Uyarı, özel ya da dahil olmayan gazete, dergi, tablo gibi sözler büyük harfle başlamaz. Para birimleri büyük harfle başlamaz demiş. Buna göre hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır demiş. Şimdi bakalım. Buradakilere göre zaten kuralları da vermiş. Sadece uygulayabiliyor muyuz ona bakıyoruz. Kısa sürede Gaziantep'in simgesi haline gelen Çingene kızının ülkemize getirilmesi kolay olmadı. Bak şimdi. Ne var burada? Tablo, heykel, her kelimesi büyük harfle başlar. Bak Çingene kızı bir simge, bir sanat eseri. O zaman bu büyük yazılacak. Burada bir sıkıntı yok. O zaman A seçeneği doğru. Bowling Green State Üniversitesi'nin yetkilileri 2012 rakamlarıyla mozaiklere ödedikleri bedelin 260 bin Amerikan doları ettiğini bildiriyor ve bu tutarın kendileri ödenmesini istiyordu. Bak para birimleri büyük harfle başlamaz demiş. O zaman Amerikan dolarının D'si küçük yazıldı. Tamam burada da sıkıntı yok. Ve aynı zamanda üniversite adları büyük harfle başlar dedi. Bowling Green State Üniversitesi'nin de Ü'sünü büyük yazdık. Tamam. Şu an için B'de de hata yok. Görüşmeler sürerken Türk kamuoyu da sessiz kalmadı ve mozaiklerin iade edilmesi için Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin girişimiyle 10 binlerce imza topladı. Aa bak burada derginin D'sini büyük yazmış. Halbuki ne diyor? Özel ya da dahili olmayan gazete, dergi, tablo, sözler büyük harfle başlamaz diyor. O zaman Aktüel Arkeoloji Dergisi'ni derken buradaki D küçük yazılmalıydı. O zaman C seçeneğinde bir yazım yanlış yapılmış. Ama hemen atlamadan D'yi de kontrol ediyoruz. Hukuk mücadelesi Türkiye'nin zaferiyle bitti. Kaçırılan parçaların orijinalleri Türkiye'ye getirildi. Burada orijinalde de tabii orijinal böyle yazılıyor. Orijinalleri Türkiye'ye getirildi. Ne yapacağız? Burada ne demişiz? Türkiye'nin ülke adları zaten büyük harfle başlıyordu ve kesme işaretiyle çekim eki ayrılıyordu. Burada bir hata yok. O zaman biz Ceyhan seçeneğinde hata var diyoruz sonuç herhalde benim. Şimdi yeni nesil soruda başka bir şeye bakalım. Aşağıdaki büyük harflerin kullanıldığı bazı yerlerle ilgili kurallar verilmiştir. Hangisi yazım yanlış yapılmıştır diyor. Yine üstte bize bilgi veriliyor yeni nesil soru tarzında. Aşağıda bununla alakalı uygulamayı yapmamızı istiyorum. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Uyarı, dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamında işte kullanılırken küçük harfle başlar diyor. Yani az önce konu altında verdiğimiz örnek. Mesela seni dünyalar kadar özledim dediğimizde orada bir dünya gezegeninden bahsetmiyoruz. Ama ay dünyanın uydusu dediğimizde oradaki gezegen olan dünyamızdan bahsediyoruz. O yüzden o büyük yazılacak. Düşünce, hayat tarzı, politika anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük yazılır. Yani batının düşüncesi, doğu politikası, doğu felsefesi dediğimizde büyük yazılır. Ama doğu, batı ve bunun gibi sözler yön bildirdiğinde küçük, özel isme dahil olduğunda büyük yazılır diyor. Tamam. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Belli bir tarih belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar diyor. Tamam şimdi bakalım. 19. yüzyıldan itibaren batı her alanda ilerlemiş. Özellikle teknolojiye çok büyük gelişmeler kaydetmiştir. Bak buradaki batı düşünce, hayat tarzı, politika anlamı içerdiği için büyük yazılması lazım. Dolayısıyla burada bir yazım yanlışı yok. Kaapse Klops, Güney Afrika'nın en gözde festivali ve bu festival 2 Ocak'ta yapılıyor. Bak 2 Ocak belirli bir tarih ifade ediyor. O zaman burada Ocağın O'su büyük yazılmalıydı ve yazılmış. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Güneş ışınları, coğrafi bir terim zaten cümlenin başında olduğu için, Türkiye'ye 21 Haziran'da en büyük açıyla gelir. 21 Haziran belirgin bir tarih. 21 Haziran. Dolayısıyla buradaki H'yi de büyük yazdık. 2017 yılının Nisan ayında Kıbrıs'ın güneyinde başlatılan çalışmalar aralıksız sürülüyor. Şimdi Kıbrıs'ın güneyi demiş. Bu G küçük yazılır. Güney Kıbrıs ise büyük yazılır. Ama buradaki Nisan ayının N'si büyük yazılmalı. Neden? Bak demiş ki belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar diyor. Aa, o zaman burada 2017 yılının Nisan ayı belirli bir tarih ifade ediyor. O zaman cevabımız Denizli seçeneği oluyor. Tonguç evladım benim. Şimdi geldik noktalama işaretlerine. Noktalama işaretlerinde virgül, noktalı virgül, nokta, üç nokta, iki nokta en önemlisi olduğu için sınavlarda bilhassa en fazla virgül sorulduğu için bunu en başa aldık ama diğer noktalama işaretlerinde hızlıca tekrar edeceğiz Tonguç evladım benim. Şimdi virgüle başlayalım. Bardakları, tabakları, kaşıkları yıkadı. Eş görevli sözcükleri ayırmış. Bak bunların görevini de sana sorabilir. Örnek eş görevli sözcükleri ayırmıştır. Evet burada örnek sorularda böyle veriyor örnekleri ve işte görevleri eşleştiriyor. Buna göre hangisi doğru açıklanmıştır, hangisi doğru eşleştirilmiştir diyor. Buna dikkat etmelisin. Erken yattı, erken kalktı. Sıralı cümleleri ayırmış. Ali gece gündüz çalışıyor. Özneyi ayırmış. Sonra görüşürüz diyerek ayrıldı. Seslenme bildiren veyahut da alıntıyı göstermiş. Yani sonra görüşürüz tırnak içinde de verebilirdi burada. Sonra görüşürüz diyerek ayrıldı derken adamın cümlesini doğrudan alıntıyla göstermiş. Hayır size katılmıyorum. Burada seslenme bildirirken
Kemal dayıma çok benziyor. Burada ise anlam karışıklığını önlemek için kullanmış. Yani Kemal dayıma mı yoksa Kemal dayıma mı benziyor? Bunu belirtmeye çalışmış. Şimdi noktaya baktığımızda karyolları kapatı net bir şekilde cümlenin sonuna gelmiş. Tamamlanmış cümlenin sonunda. 21.06.2018 tarihinde mezun oldum. Burada tarihlerin arasına gelmiş. 21.45'te maç başladı. Bak buraya dikkat et. Normalde her yerde bu 21.45'i böyle gösterirler. Şeylerden dolayı. Nedir onu? Dijital saatlerden dolayı. Ama burada nokta gelmesi gerekiyor Tonguç Eladim benim. 10. bölüm 3. basamak sıra gösterirken kar yolları kapadı. Burada yine cümlenin sonuna geldiğini bileceğiz. 3 noktaya baktığımızda arkamızda sıra dağlar. Bak burada tamamlanmamış cümlenin sonuna geliyor veya bazen alıntı yaptığımızda söylemek istemediğimiz sözlerin yerine de 3 nokta koyabiliyoruz. Manav tezgahtaki meyveleri saydı. Elma, üzüm, portakal devam ediyor. O yüzden 3 nokta. Orada kal. Evet, orada kalacak ama kalmıyor çünkü 3 nokta. Ama orada kalmamız gerekiyor. Orada kalmamız güzel. Portakal orada kal. Mantıken öyle düşünüyor insan ama manav tezgahtaki meyveleri saydı dedikten sonra 3 tane meyve vardı gibi bir şey demediği için devam edeceğiz. Orada kalamayacağız Songuç'um. İzmir, Mardin, Muş ve Van'dan daha sıcak olur. Burada da ne yaptı? Bak noktalı virgül eğer cümlenin içerisinde sıralı cümlelerde diyelim ki burada bir üçgen var, burada bir üçgen var. Araya virgül gelir. Ama sıralı cümleyi oluşturan cümlelerin arasında yani birden fazla yükleme olan cümleyi oluşturan cümlelerin arasında eğer virgül varsa o zaman buraya noktalı virgül gelir. Burada da şuna dikkat et. Yüklemden uzakta kalan özneyi vurgulamak için kullanılmış. Yani İzmir, Mardin, Muş ve Van'dan daha sıcak. Kafa karışıyor ama İzmir, Mardin, Muş ve Van'dan daha sıcak oluyor dediğimizde net bir şekilde anlam ortaya çıkıyor. Şimdi diğer noktalama işaretlerine çıkalım. Bunlardan biraz daha az soru geliyor ama yine bunu da bilmemiz lazım. Şimdi okuma ruhu yüceltir. Voltaire'in sözü. Burada parantez içine almışız. Yay ayrı içerisinde. Nereye gidiyorsun? Soru işareti. Kamyona 15 ton yüklenmiş. Yani belirsizlik. O kadar da olmayaz. Bazen soru işareti alay anlamı veyahut da tersini ifade etme ya da inanmıyorum anlamı da katabilir. Tırnak işaretine baktığımızda arkamızda sıra dağlar. Adamın cümlesini almış. Kısa çizgiye bakalım. Aydın İzmir karayoluna trafik vardı. Aydın ve İzmir demek istiyor. Kalemlik derken yine kelimeyi eklerine ve hecelerine ayırmışız. Toplantı akşama doğru 17.30'da başlayacakmış dediğimizde de burada yine vurgulamak istenen saati ara söz gibi kısa çizgi arasına vermiş. Kesme işaretinin olduğunu biliyoruz. Özel isimlere gelen çekim eklerinde ya da tarihlere gelen çekim eklerinde bulunma halinde bu şekilde kullanıyoruz. Ünlem işareti şaşırma, haykırma, seslenme, sevinme bildirdiğimiz zaman kullanılıyor. Hey bana bak dediğimizde burada böyle. Ama şurada bir alay var, ironi var. Akıllı olduğunu düşünüyor. Esasında akıllı derken parantez içine koyarak aslında çok da akıllı değil demek istiyor. Şimdi hemen yeni nesil sorularla bu konuyu bir kez daha tekrar ediyoruz Songuç'um. Bu cümlelerde kesme işaretinin aşağıdaki şeylerin hangisinin örneği yoktur diyor. Bak tam da bahsettiğimiz şey farklı bir konudan sormuşlar. Beylerbeyi Sarayı'nı görünce fotoğraf çekmek istedik. Burada özel ada getirilen Beylerbeyi Sarayı ikiye ayırmış. Var mı öyle bir şey? Evet, özel ada getirilen iyilik, durum ve bildirmekleri kesme işareti ayrılır. Evet, burada iyilik ikine ayırmışız. Tamam, bunu aldık. Toplantıda Ahmet Bey'in hazırladığı projeler değerlendirildi. Burada bey bir unvan, özel isim değil bey. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine. Evet, bu da doğru. Tamam, bu örnek var. Ahmet Bey bir. Ahmet Bey değil, bey bir değil oğlum, Ahmet Bey diyor. Allah'ım yarabbim ya. TBM... Ay, belki karısı Ahmet Bey bir diyordur ona. Karısı Ahmet, yani çok baby face, yani yüzü böyle bebek gibisi olabilir. Yani çok sevdiği için Ahmet Baby getirir misin suyumu falan diyordur hocam. Hani bilemiyorum, biraz Ahmet Baby lakabını, unvanını istemeyebilir ama işi öyle şeyler söyleyebilir, bilemeyiz. Onlar özel hayata girmek istemiyor. Burası magazin programı değil. Resmen soruyu dağıttım hocam. Aynen, mahvettin, hayatımızı karıştırdın. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır. Bununla alakalı bir örnek yok. TBMM'nin gündem görüşmeleri televizyonda kesit yayınlandı. Bak TBMM'nin diyor. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur bak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin derken tabii son harfe göre okuyorduk biz. TBMM'nin diyoruz. Burada da bu örnek var ama Denizli seçeneğinin örneği yok. Görüze geçiyoruz. Yeni nesil başka bir soruya. Numaralanmış cümlelerde kısa çizginin aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur diyor. Bakalım. Reyhan Hanım, Türkçe öğretmeni, ağırmak sözcüğünün kökünün ak olduğunu söylediğinde çok şaşırmıştım. Şimdi bakalım bununla alakalı bir şey var mı? Arasında ve ila sıfırdan küçük değerler gösteren fiil kökü... cümle içinde ara sözleri ayırmak için ara sözlerin başına ve sonuna konur. Burada gerçekten de özneyi açıklamak için kullanılan ara sözün başına ve sonuna konmuş. Reyhan Hanım bir şey söyleyince çok şaşırmış. Reyhan Hanım ara söz, Türkçe öğretmeni bir şey söyleyince çok şaşırmışım diyor. Dolayısıyla bunun örneği var. Yani D'nin örneği var. Küçük bir topluluk, birkaç turist ile bir iki rehber tarihi mekanları geziyor. Burada yine ara söz için kullanılmış. Tamam. İkinci defa. Demek bir tanesi kullanılmamış olacak.
Ankara Niğde otoyolu 275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantılı olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğu olacak. Ankara ve Niğde otoyolu. Ha, o zaman burada da ve ile Ankara ile Niğde, Ankara ve Niğde. O zaman A seçeneğinin önüne de var. Karasal iklimin görüldüğü bölgede kışın sıcaklık -30 dereceye kadar düşerken yazın -50 dereceye kadar çıkıyor. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır. Evet, -30 burada sıfırdan, sıfırın altında -30 demek istiyor. Bu da var. Ama fiil kök ve göğelerini göstermek için işte konuşmak, çalışmak gibi fiil köklerini göstermek için kullanılmamış. O yüzden cevabımız Ceyhun diyoruz ve geçiyoruz söz sanatlarına. Videomuzun en önemli iki kısmını, yani yazım kurallarını, noktalama işaretlerini bitirdik. Şimdi en kolay kısımları kaldı. Söz sanatları ve metin türleri. Şimdi söz sanatları ile alakalı yeni müfredatta biliyorsun Tonguç'um abartma ve karşılık da eklendi. Normalde bunlar da vardı ama çok basit zaten. Hepsini çok iyi biliyoruz. Kişileştirme, insan olmayan varlıklara insan özgü... Efendim hocam? Kişileştirme öyle adım. Ha, insan olmayan, pardon. Mesela bir mandaya, bir sığıra... Efendim hocam? Hayır evladım, örnek veriyorum bir saniye. Bir mandaya, bir sığıra insan özgü özellik verdiği zaman orada... Hayır bak, sen şimdi bir manda taklidi yapıyorsun. Burada bir insan hayvan taklidi. Ben onu demiyorum. Şöyle. Mesela diyelim ki manda o gün çok sevinçliydi. Arkadaşlarıyla buluşacak ve beraber sinemaya gideceklerdi. Şimdi bak, burada mandaya insan özgü özellik verilmiş. Böyle bir şey olamaz. Veya bulutlar gökyüzüne dans ediyor. Bulutlar dans etmez. Burada insan olmayan varlıklara insan özgü özellik verilmiş. Ama konuşturmaya baktığımızda insan olmayan bir varlığa insan özgü özellik veriliyor. Artı bir de konuşuyor. Ağaç deyiver diyor. Ağaç demez ki ben küçücük bir ağacım yurdumun bahçesinde. Nasıl yani, sen konuşamazsın ki. Demek ki ağacın konuşması burada net bir şekilde konuşturma oluyor. Benzetme ne demek biliyor musun Tonguç'um? Hocam arkadaşlarımızla okul çıkışında köşeye sıkıştırarak onlara birazcık hafif kaba kuvvet ve fiziksel şiddet uygulama yöntemidir. Yani kaba iğrenç bir şey, böyle bilimsel bir terimmiş gibi açıkladın ya, helal olsun Tonguç'um. Yani benzetme o değil. Benzetme normalde iki kavram, iki varlık arasında sözlük anlamı olarak argoda çok daha şiddet unsuru içeren faaliyetlerin bütününü temsil eder. ya gören görmez böyle çok ciddi bir şey anlatıyor. Oğlum o benzetme değil. Buradaki benzetme normalde anlatmak istediğimiz şey şu. İki kavram, iki varlık arasındaki zayıf olanın güçlü olana benzetilmesi. Mesela eviniz kutu gibi küçük bir yerdi. Burada evi kutuya benzetmiş. Yani ev küçükmüş demek ki. Burada şunu bilmemiz lazım Tonguç'um. Benzetmelerde daha çok gibi, andırıyor ifadelerini çok kullanırlar. Buna dikkat etmelisin. Karşıtlıkta zıtlık. Ben de gördüm güneşin doğarken battığını, bak. Doğmak ve batmak burada karşı sözcükler olarak kullanılmış. Abartma ise bir şeyi olduğundan çok daha fazla dile getirmek. Mesela rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir insan bir tüyden daha hafif olabilir mi? Olamaz. Burada abartı var. Şimdi hemen yeni nesil sorulara bakalım. Şuradan gidelim. Bir dakika. Şurada karışıklık olmasın. Şurayı yapalım. Şunu koyalım şöyle. Bunları da buraya alalım. Şimdi ne demişiz? Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiştir. Metinde söz sanatlarının hangisine başvurulmamıştır diyor. Bak, söz sanatlarını bize zaten açıklamış. Ardından onlarla alakalı örnekler çözmemizi istiyor. Biz de bu örnekleri güzel güzel çözeceğiz. Şimdi şu şeyleri de buraya koyalım. Tamam, şuraya da koyduk. Ben bir seyahat düşkünüyüm. Ne kadar yorgun olursam olayım, en ufak bir fırsatta düşerim yollara, atarım kendimi doğanın, tarihi mekanların kollarına. Yolculuğa her çıkışımda kuş gibi özgür hissederim kendimi. Güzel bir mekana geldiğimde bak, kuş gibi özgür diyor. Bak, gibi olduğu zaman ne diyecektik? Benzetme diyecektik. O zaman benzetme var. O zaman buraya benzetme vardır diyebiliriz. Güzel bir mekana gel, nefes almadan saatlerce dolaşırım çünkü güzellikler beni sarıp sarmalar. Adeta hayat fonksiyonlarım durur. Kimi zaman tarihi bir eserin anlattıklarına kulak kesilirim. Bak, tarihi bir eserin anlattıkları diyor. Allah Allah. Tarihi bir eser anlatmaz ki. Kişileştirme var. Kimi zaman bir ormandaki börtü böceğin orkestrasına kaptırırım kendimi. Bu da kişileştirme. Kuş gibi özgür hissederim kendimi. Şimdi bak, burada benzetmeyi aldık. Tamam, benzetme var. Niye? Kuş gibi özgür diyor. Bunu aldık. Gibi gibiyim, gibi gibiyim, gibi gibi. Söyledim, bak. Abartma mı, konuşturma mı, ona bakacağız. Burada insan olmayan bir varlık konuşturulmuş mu? Bir daha kontrol edelim. Ben bir seyahat düşkünüyüm. Burada bir sıkıntı yok. Ne kadar yorgun olursam olayım, en ufak bir fırsatta düşerim yollara. Atarım kendimi doğanın, tarih mekanlarının kollarına. Tarih mekanlarının kolları diyor. Bu da tabii ki bir benzetme. Yolculuğa her çıkışımda kuş gibi özgür hissederim kendimi. Güzel bir mekana geldiğimde nefes almadan saatlerce dolaşırım. Saatlerce bak, nefes almadansa abartmış, bu da var. O zaman abartma, cevabımız... Abartma kabartma. Evet, tam bir hamur zaten kabartması. Bunu söyleyen bir insan hocam. Evet, insan olduğuna göre konuşturma olamaz. Hani şurada belki anlattıklarına kulak kesilirim diyor ya, doğanın tarihi eserlerini anlattıklarına veyahut da börtü böceğin orkestrasına kaptırırım. Ama konuşturamamış. Evet, tam söylediğini dile getirmemiş. O yüzden cevabımız işte C yapmış diyoruz. Ama konuşturmamış. Harikasın, tebrik ediyoruz. Zaten sen
insan olmayan varlıkların ne ifade ettiğini çok daha iyi anlayabiliyorsun. Bir empati galiba bu, değil mi? Empati özelliği. Hocam arkadaşlarım çok, hayvan dostlarımı çok seviyorum. Mesela kimler var hayvan dostun olaraktan? Hayvan dostlarım Gıcır Kedi hocam. Ondan sonra Rüknettin diye bir şeyimiz var. Muhabbet kuşu mu? Hayır, orangutan arkadaşımız var. Orangutan? Evet hocam. Çok ilginç, güzel. Ya çocuk normalde iyi bir çocuktu. Sonradan gerçekten... Bir dakika, çocuk Rüknettin... Normalde bir insan mı yoksa bir yani... Hocam yani eskiden iyi bir çocuktu, sonradan orangutan olmaya karar verdi. Nasıl yani? Doğaya gitti. Ha, doğaya... kendini doğaya gitti. Evet. Öyle bir şey olamaz sonuç. Abartıyorsun bak, şu anda resmen abartma sanatı ne güzel. Evet, abartma sanatı. Şimdi neyse, devam edelim. Yeni nesil soruda başka bir sorumuz. Buna göre aşağıdaki dizilerin hangisi açıklaması verilen söz sanatından herhangi birisi yoktur diyor. Şimdi mübalağa bir niteliği olduğundan çok üstün veya aşağı gösterme sanatı. Benzetme varlıkların birbirine benzetilmesiyle oluşan sanat. Konuşulmadan insan dışındaki varlıkların konuşulması oluşan sanat. Gece yıldızlar el eder. Ay güler gel der. Ben gidemem ki. Ay gülüp gel diyorsa burada konuşulma var. O zaman şöyle yapalım. Burada A seçeneğindeki şey var diyoruz. Bunu geledik. Ağaçlar da insanlar gibidir. Onlar da çalışır durmadan ve hepsi yararlı. Ağaçların insanlar gibi olduğunu söylüyor. Ağaçları insanlara benzetmiş. O yüzden burada B seçeneği var. Ağaçtım bir zaman, pardon C'ye geçelim. Bin bir renkle gülüyor bahçemizde çiçekler. Gururla süzülüyor uçuşan kelebekler bak. Bin bir renkle gülüyor bahçemizde çiçekler. Gururla süzülüyor uçuşan kelebekler. Renkle gülmesi, çiçekler güler mi gülmez. Yani çiçeklerin gülmesi kişileştirme ama öyle bir özellik yok. Devam edelim. Ağaçtım bir zamanlar yapraklar ve çiçekler verdim dal dal. Dallarımda meyveler verdim bal bal. Ha, meyvelerini bala benzetmiş. Meyvelerini bala benzettiği için burada şunu söyleyebiliriz. Benzetme sanatı yapmıştır diyebiliriz. O zaman burada da D'yi de buraya yazalım. Tamam. Şimdi hangisi yok? Mübalağa yok gibi duruyor. Ama söz sanatı herhangi birisi yoktur. Açıklaması verilen söz sanatı herhangi bir söz sanatı yoktur diyor. Şimdi A'yı, B'yi, D'yi örneklendirdiler. Ama C burada örneklendirilmemiş. Yani mübalağa yok C'de. C'de teşbih yok. C'de konuşturma yok. O zaman cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz. Ve geçiyoruz artık metin türlerine. Oh be. Yaklaşıyoruz. Bu arada Tonguç evladım benim bak. Sonlara yaklaşıyoruz ama sen mutlaka yeni nesil Türkçe matematik kitabını ve hızlama denemelerini yanında bulundurmalısın. Çünkü birazdan bununla alakalı ödevler vereceğim. Ve bununla alakalı matematikten ve Türkçeden gelen ödevlerini de birazdan göstereceğiz. Burada çünkü tam işlediğimiz konuyla alakalı bir sorular hazırladık. Yani video ile alakalı. Mesela nerede? Burayı göstereyim. Türkçenin artık sonuna geldik. Burada hızlama programında yazım noktalama metin türlerini gösteriyoruz. Sonrasında sadece bu konuyla alakalı özel sorular hazırladık. Yeni nesil infografik sorular. Bunları da çözdüğün zaman bu konuyu bir kez daha tekrar etmiş ve artık yoluna hızlı bir şekilde devam etmiş oluyoruz. Şimdi metin türlerinde birincisi biyografi, bir kişinin hayatını anlatılması. Önemli bir kişinin. Otobiyografi ise kendi hayatını adamın kendisini anlatması. Yani fotoğraf çektiğinde biyografi, kendi fotoğrafını çekersen, öz çekim yaparsan da otobiyografi gibi oluyor. Eleştiri bir edebi eser için yapılıyor. Masallar ders verme amacıyla abartılı bir şekilde zaman, yer belirtmeden anlatılıyor. Fabullarda insan olmayan varlıklar üzerinden insanlara ders vermeye çalışılıyor. Gezi yazısında gezilen, görülen yerler birazcık süslü ama temelinde objektif bir şekilde, yani yorum katmadan anlatılıyor. Tiyatroyu biliyoruz. Hayatımızda gördüğümüz birçok olayı veya hayali olayı, komedi ya da dramı bir şekilde sahneleme sanatı. Sohbet ise yazarın okuyucuyla konuşuyormuş gibi konuşma havasında düşüncelerini dile getirmesi. Denemeye baktığımızda adeta senin okulda yazdığın kompozisyonlar gibi deniyorsun yani. Bence diyorsun ve başlıyorsun. Rahat rahat bence diyebiliyorsun denemede. Denemenin anahtar kelimesi bence. Ama makalede bence diyemezsin. Makale ispat zorunlu. Dolayısıyla ispat zorunlu olduğu için makalede anlatanları böyle bilimsel gerçeklere, doğrulara göre anlatmalısın. Böyle kafana göre bence benim fikrim budur diyemezsin. Hikayeyi biliyoruz zaten. Yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar kısa ve özlü bir şekilde anlatılıyor. Hikayenin romandan en büyük farkı bak gördüğün gibi roman daha uzun. Bu da yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar. Hikaye ise daha kısa. Şiir ise duyguların daha böyle biraz daha kapalı, biraz daha coşkulu bir şekilde dile getirildiği tür. Haber metninde mutlaka 5N1K kuralına dikkat etmemiz gerekiyor. Ne zaman, nerede, niçin, nasıl, ne kadar ve kim soruları. Anı geçmişte yaşadığımız hayatımızdan bir kesit oluyor. Ama günlük, günü gününe tarih atılıyor. Bak o zaman günü günneyi burada anahtar. Günü gününe not etmemiz gerekiyor. Günü günne. Destanlar tamamen abartılı ve biraz daha ulusal oluyor. Destanların masallardan en büyük farkı masallar evrensel. Kime ait olduğu belli değil. Ama destanlar ulusal. Yani Türk destanları var. İşte ne bileyim Hindistan destanları var. İspanyol destanları var gibi. Şimdi
En son fıkraya geldik. Fıkra da sakın sakın Nasrettin Hoca fıkrası falan. Hocam size fıkra anlatabilir miyim? Anlat Tonguç Ali Hanım. Hocam Temel bir yarışmada doping yapmış hocam. Anlaşılmasın diye sonuncu olmuş hocam. Ne nasıl yani? O zaman niye doping yapmış evladım? Hocam biz... anlaşılmasın diye ama sonuncu. Ama bak çok komik güzel fıkra ama bu fıkra bu fıkra değil. Benim bahsettiğim fıkra senin anlattığın gibi insanları güldüren kısa yazılar değil. Benim anlattığım fıkra gazetelerdeki köşe yazısı. Yani gazetelerde böyle okuyucuyu güncel konularda, bak bunun anahtar kelimesi güncel konularda, siyasi ya da sporla alakalı güncel konularda bilgilendiren yazılar. Şimdi hemen yeni nesil sorularımızı çözüyoruz ve ardından da ödevlerimizi geçiyoruz. Buna göre aşağıdaki metinlerden hangisi Gezi yazısından alınmamıştır diyor. Önce bilgiyi okuyalım. Gezi yazarları gezip gördükleri yerlerin doğa ve iklimle ilgili özelliklerinin yanı sıra o bölgede yaşayan insanların geleneklerini, alışkanlıklarını, kültürlerini tanıtmaya çalışırlar. Bu bakımdan gezi yazıları tarih, coğrafya, sosyoloji gibi bilim dalları için de önemli bir kaynaktır. Oo şimdi, hocam çok uzun bir soru yeni ya. Yeni nesil yapabileceğim bir şey yok. Şimdi yaşadığımız şu güzel ve esrarengiz hocam bir... gerçekten böyle sorular çıkıyor mu? Evet böyle sorular çıkıyor bak. Örnek sorulara uygun bir şekilde hazırladığımız kitaplarımızı da zaten görürsen örnek sorularda yatay sorular var. Infografik sorular var ve öğrenci ön bilgiyi veren sorular var. Türkçe ve matematik özelinde. Diğerleri biraz eskiyi andırıyor ama temelinde en büyük değişim Türkçe ve matematikte olduğu için bunlara güzel bir şekilde çalışırsan, hızlanma programımızdaki ödevleri takip edersen, videoları güzelce izlersen zaten bu Türkçe matematik sorununu da halletmiş oluyoruz. Şimdi yaşadığımız şu güzel ve esrarengiz dünyada bir yerlerden gelip bir yerlere akan bir ırmak gibiyiz. Her sabah gözlerimizi kısarak izlediğimiz gün doğumuyla hayran olduğumuz gün batımı arasında sayısız güzellikler akıp gidiyor. İyi güzel konuşuyorsun da kardeşim. Nereyi gezdin sen? Burada bir gezi yazısı gibi değil. B'ye bakalım. Sapanca'nın bir kış ikindisi. Akşam olmak üzere. Kışa rastlanmış bir Ramazan akşamı. Bak Sapanca'yı anlatıyor. Burası gezi yazısı diyebiliriz. Batum'un antik çağlardan Osmanlı'ya uzanan zengin dokusu. Her sokakta farklı bir... Bak burada da Batum'u anlatmış. Akhisar yolunda Ege'nin tam orta yerinde Manisa'dayım. Bak burada Manisa'yı anlatmış. Bunlar hemen net gösteriyor. Ama A seçeneğini dikkatli okuduk. Neden? Çünkü doğru cevabımız A. A'da gezi yazısından bir eser yok. Yeni bir yeni nesil soru. Bu açıklamaya göre aşağıdakiler hangisi eleştiri yazı türünden alınmış olabilir diyor. Ha, eleştiri yazı türünden. Eleştiri yazı türünün amacı bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendirerek anlaşılması sağlamak. Eleştiri başka bir şey, eleştiri yazı türü başka bir şey. Mesela Tonguç ders çalışmıyorsun. Bu bir eleştiri. Ama ben bir eleştiri yazı türü yapmam için bir sanat eserini, bir kitabı eleştirmem gerekiyor. Şimdi İslam kültüründe Servi Ağacı'nın iyi şans ve koruma getirdiğine inanılır. Osmanlı kültüründe hayat ağacı olarak adlandırılır. Bunun en önemli sebebi ağaç köklerinin toprağın altından gelmesi, gövdesinin yeryüzünde olması ve yaprakların göğe uzanmasıdır. Bu üç özellik doğum, yaşam ve cennete ulaşma... Bu da bir kitabı veya sanat eserini eleştirmemiş. Doğadaki camın varlığı insanlara yol gösterici olmuş ve ondan yaygın bir içinde faydalanmasını sağlamıştır. İnsanoğlu doğal camı çok eski zamanlarda keşfetmiş ve camı işleyerek bıçak, okucu, silah, süslem, aracı ve burada da bir eleştiri yok. Yüzüklerin Efendisi kurgu da hayalin somutlaşması ve elle tutulur hale gelmesidir. Fark etmeden içinde yaşayabildiğimiz muhteşem bir kurgu. Tamamen farklı ama bir o kadar da bizden bir dünya kurgusu. Tolkien'in dünyasını bilmiyoruz. Ancak her neyse onun yansıması... Bak burada Yüzüklerin Efendisi kitabını eleştirmiş diyebiliriz. Şuna bakalım. Bayılıyorum Yüzüklerin Efendisi filmlerine. Kitaplarını okuyamadım hocam. Oğlum niye öyle şeyler yapıyorsun? Kitap okumak daha güzel. Orada hayalindeki dünyanın gerçeğe yansıması da güzel tabii. Güzel çekmişlerdi filmi de kesin. Ama kitabın kendisi hiçbir zaman aynı lezzeti... film kendisi kitaptaki kadar güzel bir lezzet veremiyor. Okuyucular daha çok seviyorlar yani. 16 ama insanlar tabii yeni nesil artık video nesliyiz biz. 16 Ağustos 1928'de Beyoğlu İstanbul'da dolu olarak yürüyor. Ya bu biyografi o zaman doğru cevabımız Ceyhan diyoruz. Şimdi o zaman Tonguç evladım benim ne yaptık hızlanma programında? En son Türkçe videomuzu çektik. Yarın matematik videomuz var. Onu da izledikten sonra artık hızlanmayı tamamlamış olacağız. Yazım kuralları, noktalama işaretleri, metin türleri, söz sanatlarını bitirdik. Ödevimiz yeni nesil Türkçe matematikten sayfa 28 ve 33'ü çözmek. Hemen sayfa 28 ve 33'ü sana gösteriyorum. Buradaki yeni nesil soruları çözmen gerekiyor. Ardından da hızlanma denemelerinin sözel bölüm 3'ü çözmen gerekiyor. Hızlanma denemelerinin şöyle bir özelliği var. Şu ana kadar işlediğimiz konularla alakalı. Yani senin sene başından bugüne kadar işlediğin konularla alakalı tamamen hızlanmaya yönelik yeni nesil sorulardan oluşuyor. Buradaki Türkçe, inkılap tarihi, din ve İngilizce soruları senin ödevin Tonguç'um. Bunları güzel güzel çöz. Bu arada tabii ki biz yazım kuralları ve dil bilgisini anlatıyoruz uzun uzun ama en önemli konu biliyorsun Türkçe'de paragraf konusu. Her gün 10 tane paragraf sorusu çözmen gerekiyor. Çünkü 20 Türkçe sorusunun en az 10 tanesi paragraf sorusu olarak gelecek. Ve bunlar hep yeni nesil böyle infografi gerektiren sorular olacak. Bunları güzel güzel çalışırsan, her gün bir tane onluk çakarsan hiçbir sıkıntı kalmayacak Tonguç herhalde benim. Bu arada ek çalışma ajandamızı da göstermek istiyorum sana. Ek çalışma ajandamızda 23 Mart'a baktığımızda şöyle göstereyim bir saniye karışıklık olmasın. Sözel mantık sayısal analizi sayfa
Pardon. Sözel mantık sayısalınızı önce kotadan verelim. Türkçe kotasında sayfa 156-182 görüyoruz. Hemen sayfa 156'yı açıyorum. Sayfa 156'ya baktığımızda Tomuç Elhan'ım benim. Burada şeyden başladım. Yazım kuralları noktalama işaretlerine başladığını görüyoruz. Yazım kurallarından sayfa 182'ye kadar geldiğin zaman, yani sonuna kadar geldiğin zaman bayağı bir soru çözmüş oluyorsun. Yani toplam 34'ten 40'a kadar toplam 7 tane kotayı çözüyorsun. Güzel güzel pekiştirmiş oluyorsun. Tonguç Elhan'ım benim. Artı bir de ilk tekrar kitabımızdan sayfa 48-51'i çözersen, onu da hemen şöyle göstereyim. Sayfa 48-51'i çözersen yazım kuralları ve noktalama işaretlerini tam anlamıyla ve metin türleri, söz sanatlarını tam anlamıyla yeni nesil sorulardan bitirmiş olacaksın Tonguç Elhan'ım benim. Ek çalışma ajandası ek çalışma. Ama senin kesin yapman gereken şey burada verdiğimiz yeni nesil Türkçe matematik kitabındaki ödevler. Şimdi geçen haftanın ödüllü sorusunu yapalım. Sonrası da artık hızlan programının son Türkçe videosunda sana da başarılar dileyelim. Cümlelerindeki altı çizili sözcüklerden hangisi kalıcı isimdir diyor. Durakta dolmuş bekliyor derken sen buna dolmamış bekliyor diyemezsin. Dolmamış bekliyordu. Olmaz, saçmamış. Saçma oluyor. Saçmamış diyorum ben de ya. Kova ağzına kadar suyla dolmuş. Dolmamış. Zor taşırım dediğimizde buradaki çekimli fiil, buradaki ise kalıcı isim olduğunu net bir şekilde anlayabilir. Niye? Çünkü bu miş geçmiş zaman eki almış. Kova ağzına kadar suyla dolmuş. Zor taşırım diyor. Dolayısıyla burada bir fiil anlamı var. Cevabımız ilk cümle olacaktı. Bu dolmuş sözcüğü. Şimdi bu haftanın ödülü sorusunu yap. Yorumlara yaz. Şimdiden başarılar diliyorum Tonguç'um. Hayalleriniz daha yakın. Birlikte çok yol aldık. Geç kaldım demeyin sakın. Sizin için hızlandık. Yolun yarısına geldik. Dersimiz Türkçe ve matematik. En zorları bunlar dedik. Tonguç.